Başbakan Neşe Emin Erdoğan'ın himayesinde 81 ilde başlatılan kadınlar için mesleki eğitim projesinin tanıtım toplantısı İskenderun'da yapıldı. Hatay Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gönül Elçileri ve Kadınlar için Mesleki Eğitim Projesi tanıtımı İskenderun Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Okumak isterdim. Acı, köşe yazarı, ne bileyim haberci olmak isterdim. Çocukların başarılarımla gurur duysun isterdim. Kadınların hem eğitim almalarını hem de meslek sahibi olmalarını hedefleyen projenin tanıtım toplantısında konuşan Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, gönül elçiliği kavramının derin manası üzerinde durdu. Hatay'ın gönül elçileri ve koruyucu aile projesinde Türkiye birincisi olduğunu da hatırlattı. Mesleki eğitime devam eden ancak maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın destek olacağını da sözlerine ekledi. Mesleki eğitimlerinin devam ettiği sürece onları desteklemeye ve onların mezuniyetinin müteakipte başta İş Kur Müdürlüğümüz olmak üzere değişik kurumlarımızın da devreye girmesi suretiyle onların uygun bir yerde eğitimlerine uygun iş bulabilmelerine yönelik çalışmalar bütününü kapsıyor bu proje. Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Aldatmaz ise Gönül Elçileri projesinin 19 Aralık 2012 günü başlayıp ilk alt başlığı başarıyla tamamladıklarını, ikinci alt başlık olan Gönül Elçileri ile Kadınlar için Mesleki Eğitim projesini ise hayata geçireceklerini belirtti. Kız ve kadınlarımızı bu projeyle ilk öğretimi bitirip devam etmemek üzere evinde hapis kılan bazı nedenleri ortadan kaldırmak suretiyle hem meslek sahibi yapmak hem de lise diploma sahibi yapmak üzere bu projenin ana hedefi tasarlanmıştır. Gönül Elçileri ve Kadınlar için Mesleki Eğitim Projesi ile ilgili kısa tanıtım film gösterisiyle devam eden toplantı, proje kapsamında daha önce meslek sahibi olan kadınların nasıl yollarla iş bulduklarını anlatmasının ardından soru-cevap şeklinde devam etti.